Çok odaklanmayın grafik buglarına falan, çok odaklanmayın. O benim normal Empire'ımda da oluyor. Yani oyun eski olduğu için yeni şeylere çok şey değiller. Geçelim moda. Şimdi modda şöyle bir durum var. Ekran sığacak, merak etme. Modda şöyle bir durum var. Bütün ülkeleri açmışlar. Yani korsanlarla oynayabiliyorsunuz. Berberiler var. Gördüğünüz gibi İslam Emirliği diye geçiyor hatta ismi. Şeylerle, DLC ile gelen Amerikan kabileleriyle oynayabiliyorsunuz. Onun dışında işte Kurland, Kırım, Savoy gibi ülkelerle oynayabiliyorsunuz. Gürcistan'la oynayabiliyorsunuz falan. Bir sürü seçeneğiniz var. Oyuna bir sürü event gelmiş. Bir sürü yeni ünite eklenmiş. Olaylar, şunlar bunlar falan. Kırım Hanlığı da gördüğünüz gibi var. Biz Osmanlı oynayacağız. Bir Osmanlı'yı denemek istiyorum çünkü merak ettim neler ekledi neler ekleme diye. Onun dışında Mizor da bak oynanıyormuş. Mizor güzel bir yerde başlıyordu. Şey için ne alemdedir bilmiyorum da bakanlarla falan ilgili, hükümetlerle ilgili bir sürü event gelmiş. Açıkçası Persler var. Başka görmediğimiz yok galiba, hepsini gördük. İspanyalar falan filan alayı var. Osmanlı var mı Osmanlı? Osmanlı zaten normalde de vardı canım benim. Modun adı başlıkta yazıyor zaten. Empire Total War 2 modu. Yalnız zorluğunu indireceğim. Çünkü çok vakıf değilim moda. İlk kez sizle oynamış olacağım. Bugün bir açtım çalışıyor mu diye. World Domination yapalım. Kim Erdal diyordu galiba dün, açamıyordum ben diye. Ben herhangi bir şey yapmadım. Bilumum normal kurulum şeyini yaptım. Yani dosyayı indiriyorsun, dataya aktarıyorsun. Bir de patch'i vardı, 2.1'di yanlış hatırlamıyorsam. Patch'ini de indirdim, dataya aktardım. Hiçbir sıkıntı olmadı yani, tıkladım açıldı. Campaign'e girdim. Bir tane de savaşa girdim falan. Hiçbir yerde crash falan yemedim. Niye Empire Total War 3 değil de 2 demiş. Ve kahkahayı basmış. Enteresan. Otomatik oluyor. Save game'i loadlayamıyor. Ha yok, save game'i denemedim. Onu bilmiyorum. Save game inşallah loadluyordur da piç olmaz yani, ne diyeyim. Üzer çünkü beni. Umarım yoktur ya. Ya da umarım müzikleri telifli değildir. Bir de öyle bir durum var. Tamam. Aşağıdaki görseller değişmiş. Rahat görebiliyorsak sıkıntı yok. Alt tab atamayacağım bu sırada herhangi bir durumda. Dolayısıyla kameramız falan her şeyimiz böyle kalacak. Yani şikayeti olan varsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok gençler, onu bilin. Dediğim gibi eventler falan bir sürü şeyimiz olacak. Bunun dışında bakanlar üzerinde bir sürü şey varmış. Mustafa diye oğlumuz var. Tek yıldız peki. Aman yarabbi. Bakalım bizim bakanlarda nelerimiz var. Honest ve Tactician. Seni orduya aktarız. Ordu'da ne var? Tamam. Sende ne var? Treasure Management. Pious Jughead. Pious. Sen Agrarian ve Moral Impaired. Şöyle bir temizleyeyim aşağıyı. Sen neydin? Orduya iyi gidiyordun. Sen iki yıldızsın değil mi? Sen de defol git. Sende ne var? Artı bir to justice. Sende ne var? Eksi bir for treasury management. Araştırma puanı da veriyormuş ek olarak Agrarian. Endüstriyel teknolojiye 20 puan veriyor diyor. Güzel. Yeni değil. Hayır. Mod. Selamlar. Save load mu yapayım? Yani ne yapayım, çalışmazsa da başka bir zaman tekrar başka bir seriden başlarız. Ne yapacak? Ne oldu? Niye sıfırdan başlayalım diyorsun? Anlamadım. Niye sıfırdan başlıyorsun? Ya tamam, save'de sorun varsa ne yapayım yani? Bu akşam oynarız. Çalışmazsa da daha sonra başka bir şey yaparız.
Bu ne veriyormuş? Eksi 5 bonuslu global tax income artı 5 bonuslu growth in trade route income. Ha, ticaretten gelen gelirin artışını arttırıyor ama vergi gelirini azaltıyor. Aslında fena değilmiş lan. Şu ankinden daha iyi iş yapabilir. Şeyi sevdim. Durumu sevdim. Yeni gelen şeyleri özellikle sevdim en azından bakanlara gelen. Onun dışında bu şey Venedik'le de oynayabiliyorsunuz. Onu da tabii yeni gördük. Şu ta... O ne lan? Ha, eskiden hepsini bir arada yapamıyordunuz. Şimdi tarla yerine şey yapma da gelmiş. Medrese veya fabrika yapma gelmiş. Daha önce tarla yapılacak yere tarla yapabiliyordunuz. İşte geri kalanlar arasında 4 tane seçeneğiniz oluyordu. Marketler şudur budur diye. Enteresan olmuş. Medrese aslında fena olmayabilir. Aha, her dini de farklı etkiliyor. Yiyecek kıtlığı şeyini ortadan kaldırıyormuş. Bakın her dini farklı ilgilendiriyor. Şöyle Sikhseniz eksi 5, Protestansa eksi 4 diye böyle gidiyor. Ortodokslar eksi 3 falan diye. Aşağı iniyor Hindu eksi 3, Katolik eksi 5, Animistler eksi 5 diye. Farklı farklı gidiyor. Güzel. Güzel bir detay olmuş. Bu ufak detayları biraz incelemek adına biraz dikkatli hareket edeceğiz. Bu sırada aslanların soyu tükenmiş Libya'da. Böyle bir eventle başlamışız. Berberi aslanların şeyi tükenmiş, soyu tükenmiş. Peki. Beşli yaya mı? Güzel. Irregular değildi ama galiba şeyler. Normalde irregular değillerdi diye hatırlıyorum sanki. Burada irregular başlatmış. Ha, buraya da medrese yapabiliyorsunuz. Enteresan. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Oyunun UI'yi biraz büyük olsaydı da keşke hepsini gösterebilseydim. Yani bu ne? Peki. Sultan ve muhafız süvarileri diye bir ünite var. Silahdar süvarisi diye bir şey varmış. Ama silahı yok. Peki. Elit şeymiş. Ha, Saber'ı var. Palası. Bir de sadağı varmış. Tamam. Tabancası varmış. Akıncılar varmış. Yalnız şeyi yazmıyor. Menzilli saldırısı yazmıyor. Akıncılar var. İsabet oranı 50. İyi lan bu sırada. Bu daha iyi. Zemindari Horse Archers diye bir okçu var. Bunun isabet oranı bayağı iyi akıncıya göre ama akıncıda charge bonus çok yüksek. Belki bir atlı yapmak isteyebiliriz. O kalsın, en kötü şey yaparız. Yerli şeyler var, mızraklı atlılar var, Memlük sipahileri varmış. Ki statlar açısından çok da böyle aşırı güçlü görmüyorum bu sırada. Biraz daha küçülsermiş keşke. Yani Organ Gun falan vardı zaten bunlar normalde. Organ Gun yapabiliriz aslında bir tane de. Para açısından biraz sıkıntılı ama. Hint mortarları var. Mortar, bir dakika, bu oyunda mortar bayağı iyiydi diye hatırlıyorum. Özellikle yerinde beklediğin zaman bayağı iş yapıyordu uzaktan. Ve ucuz olmasından dolayı biraz sevdim. O yüzden ekleyeceğim. Ya şöyle açabilirim sizin de rahat görmeniz adına. Evet, bu daha mantıklı olur. Aga Yeniçeri var. 11 meleğe tek varmış. 11, 18, 13, 9. Biraz pahalı gibi sanki. Cemaat Yeniçerileri var. Bunlar da bombacıymış bu sırada. 120 menzil, 45 isabet oranı var. Şunu da at cebe. Daha sonra şeyine bak. Ya da dur. Heh, şöyle olsun. Beylik Yeniçerileri var. El bombası şeyi olan. 120'ye 45 onlar. Aynı. 9, 14, 10. 9, 14, 10. Oo, bayağı fark ediyor. Meleğe tekte düşük. Defansta yine düşük. Moralde yine düşük. Cemaat Yeniçeri'nin daha iyi olduğu hiçbir şey yok. Hani şöyle bir durum var. Normalde iyi ünite en solda oluyor. Kötü ünite sağa gidiyor. Burada öyle bir şey yapmamışlar. Burada
Aga Yeniçeri değil. Beylik Yeniçerisi daha iyi durumda. Hafif Havancı Yeniçeri diye bir şey var. Arkebüzerler gibi sanırım. Yo, ellerinde top atar varmış. İçine el bombası koyup fırlatabiliyorlarmış. 70 menzilli. Açıkçası merak ettim nasıl bir şey olduğunu ama. Öncelikle bir normal piyadeden de basmış olalım. Sekban Yeniçerisi var. 10-16-12-9. Fena değil. Fena değil. Yine biraz pahalı gibi ama. Başıbozuk okçular var. Menzil falan yazmıyor. Üstünde okçu diye bir parantez açmışlar ama hiçbir menzil isabet falan yazmıyor. Cemaat Yeniçeriler var. Bunlar zaten eskiden de vardı hatırlarsanız. Fellahinler var. Zamindari Pikeman. Mızraklılarımız var. 8-6-14-7. Fena değil. 120'de bakım maliyeti varmış. Fellahin Musketeers var. Tüfekli. 120'ye 35. Beşli yayaya çevirmişler ismini bunun da. 120'ye 35 yine. Başka Azap Okçu diye bir şey var. 150 menzil 50 isabet var. Gayet iyi. 45 yeniden doldurma. 25 mermi. Ha, belki onları bir kıyaslayabiliriz. Cemaat Yeniçeri ile şey arasında. 120, 45, 40, 10. 5, 40, 10. Ya nereden baksanız şey daha iyi gibi duruyor ya. Beylik Yeniçeri Grenadier. Çok garip bir şekilde. Rabat askerleri var. Resmi de güzelmiş bu sırada. Tam bir şey gibi. Photoshop diyarı gibi. 11-15-15-8. Oha, ne kadar iyi lan onun statları öyle. Morali biraz düşük ama statları bayağı iyi. Azap piyadesi var. Kalkanlı malkanlı. 9-13-11-7. Fena değil. Fena değil. Statları iyi. Azap yaya diye bir ünite daha var. 18-14-5. Fena değil. Müsellimler var bir de. Zaten onlar direkt pitchforklu dayılar. Valla o kadar çok şey var ki hani hangisini basayım bilemedim. Yani yakın dövüşten ziyade şu şeyi biraz merak ettim. Hafif Havancı'yı. Hafif Havancı'yı da bir şeye koyalım. Üretim şeyine. Mümkün olduğunca şeyi kaybetmemeye çalışalım, Balkanları. Ha, research'e birazdan gireceğim. Biraz beklesin research. Daha yapacağımız bütün hamleleri yapalım. Bir etrafa bakalım ne oluyor ne bitiyor diye. Gel Belgrad'a gel. Bir de Belgrad'a yollayalım. Şu bu sırada çöp ünteleri dispendleyelim ya. Yani onlar boşu boşuna çünkü bakım ücreti ödüyoruz. Güzel. Burada neyimiz var neyimiz yok. Ufak bir filon var. Ticari filon bu. Light Galley. Kafir Hacı. Oğlum bu nasıl bir isim ya? Bu ticaret gemisiymiş peki. Kafir Hacı diye şey mi olur? Ticaret şey mi olur ya? Aleyküm selam. Mod kaç? 6 GB falan olması lazım. Alta atınca bir daha kendine gelemiyor. O yüzden alta batmayacağız bu akşam. Baş üstüne efendim. Emirleriniz. Allah'ın izniyle yapılacak. O nedir abi öyle? Biraz daha bakalım. Platoon firing varmış. Gerçekten işe yarayacak mı? Bilmiyorum ama eklemiş. European Doctrine var. Baya bir şey eklemiş buraya. Fire by rank, fire and advance, socket bayonet. Ring bayonette socket bayonet arasındaki fark neydi hatırlamıyorum. Ring bayonet tak çıkardı da socket bayonet galiba hiç tak çıkarla uğraşmadan yapıyorduk. Yeni model bayonet var. Süngü. Güzel. Başka advanced skirmishing, light infantry doctrine, machine rifling. Makinalı tüfek mi var? Nizam-ı Cedid rifle'lar açılıyormuş bununla beraber. Peki. Devam edelim. Neyin tam tersi?
Screw breach diye bir şeyimiz var. Ünitelerin şeyini arttırıyormuş isabeti. Ha bu sırada ünitelerin ve savaşı da bayağı değiştirmiş. Şöyle bir açıklama var. Formasyonları değiştirmiş. Melee battle'ları değiştirmiş. Yani yakın dövüşler falan bayağı bir değişiyor. Bu ne lan? Süleyman-i Vasiyet mi? Bütün ülkeye artı iki mutluluk veriyor. Bakım maliyeti düşüyor ünitelerin. Üretim maliyeti düşüyor. Şeyden dolayı da tarım arazilerinden dolayı da büyüme artıyor. Bir turda da yapılabiliyor. Bence yapalım. Güzel duruyor. Cihad mı var? Artı 5 mutluluk veriyor. Düşük sınıfa, yüksek sınıfa. Bütün ordu ünitelerine %10 bakım düşürüyor. Üretim maliyetini %10 düşürüyor. Tarlalardan dolayı artı 10 büyüme veriyor. Artı %4 bütün binaların gelirini arttırıyor. Artı 1 moral veriyor. Prestijimizi arttırıyor. Ve bütün generallerin etrafı görüşünü açıyor. Oha! Bununla başlayalım o zaman yani. Bunlar herhalde ülkelere özel şeyler var. Ülkelere özel araştırmalar var gibi duruyor böyle. Bu sırada buradan baya bir atlı birliği geliyor. Karbine açtığınızda tüfekli atlılar gelmeye başlıyor. Şöyle bir bakayım deveye binenler. Anatolian Sipahi 120-35. Zend Carbine. Agadir Scout. Bu normalde de tip olarak vardı. İsmi ne diye geçiyordu hatırlamıyorum. Bayağı da iyi general avlıyordu. Enteresan yani bayağı bir şey gelmiş. Fazla güçlü olacak değil de o büyük ihtimalle diğer ülkelerin de vardır bu sırada şeyi. Araştırmaları kendine ait. O yüzden öyle vermiştir. Yoksa durup dururken kimseye öyle bufflamazsın diye tahmin ediyorum. Neyse bir başlayalım bakalım. Denizdeki... Aa şey diplomasiyi unuttuk. Bulamamış olma ihtimalim var mı? Galiba var. Güzel. Ya da tur geçmeyecek. O kötü olabilir. Güzel. Ticareti Fransa ile çaktık. İngiltere'ye de yapabiliyor muyum? Nice. Marata falan. Güzel lan hepsi. Çatır çatır yapıyoruz. Canister shot istiyor. 800 veririm diyor. Anlaşırız. Canister'ı düşmanınız olacak kişilere sakın ha vermeyin bu sırada. İsveç. Güzel alayını kapattık resmen. Polonya, Litvanya. Valla alayı yaptı lan. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Tıkladıkça yapıyorlar valla. 380 istiyor benden. Eyvallah. Maksat ticaret olsun, para kazanalım. Gürcülerle özellikle bir şeyler yapabilirsek iyi olur. Onlar bize saldırmadan. Malum genelde hep saldırıyorlar. Persler, Gürcüler bilmem ne. Fas da para istiyor. Biz bundan ne kadar kazanıyoruz onu bilsem daha mantıklı olacak ama hadi verdim gitti. Persler, Papalık, Portekiz. Güzel. Savoy. O da 290 istiyor. Hadi onu da verelim. Tamam. Aleykümselam. Modu nasıl buldun? Daha yeni başladık. Yani bir daha anlatayım. Yeni gelmiş arkadaşlar için daha da anlatmayacağım. Bir daha sorun olursa otursun geriden izlesin. Herkese tekrar tekrar aynı şeyleri söylemek mantıklı değil. Yeni üniteler ekliyor. Yeni eventler ekliyor. Yeni trade'ler ekliyor. Yeni savaş düzeni ekliyor. Formasyonlarınız değişiyor. Yakın dövüş şeyleri daha düzeltilmiş. Normalde yakın dövüşü daha boktanmış. Üniteler birbirine saldırmıyormuş falan. Onların hepsini düzeltiyor mod. Ama ama acaba şunlara mı bakmamız lazım? Ha. Dinin koruyucusu olabiliyoruz. Ha bu mekanik de var doğru. Bunu da şey yapmış olalım. Hatırlatmış olalım. Avrupa'da oynayınca da yapabiliyorsunuz bunu bu sırada. Yalnız bunu alırsak dinin koruyucusu şeyini şöyle bir sıkıntı var. Ticaret yapıyoruz adamlarla ya. Başımıza bela almayalım ya. Hazineden de 5000
kısıyor. 20 kontrol puanı azaltıyormuş. 20 kontrol puanı dediğin nedir bilmiyorum. 5000 girsin kıçımıza. Gerçi 5000 olmadığı için gitmedi ama. Bug'ını mı bulduk? Ne yaptık bilmiyorum. Merchant olayı var mı? Zannetmiyorum. Aleykümselam. Sen de her zaman Osmanlı arıyorsun. Moda ismi neydi? Başlıkta yazıyor. Oyun kaç yılında bitiyor bilmiyorum. Evet. Daha henüz savaş açan olmadı Allah'a şükür. En azından toparlayacak bir süre verir bize. İspanya. İspanya güzeldi ya. Ben güzeldi hatırlıyorum. Çok rahat ticaret yollarına falan gidiyordum. Bir iki yeri salman gerekiyordu sadece. Ruslarla savaşta mıyız? Ben dikkat etmem o zaman. Tıkır 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 diye gidiyor. Benim anlamadığım şu. Rom 1'de bile daha akıcı giderken gemiler falan ordular. Burada niye böyle tıkır 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 diye gidiyor anlamıyorum. Çok garip geliyor. Evet çok fazla ünite detayı var. La orayı burayı kuşatma. Biz de para kazanacağız. Tam bakacağız onun nerede olduğuna. Yeni bir öğretmen gelmiş. Hemen onu da yollayalım. Eyvallah. Bir yandan da Bağdat Mezopotamya tarafına yeni bir Barracks ve Cannon Foundry yapalım. Güzel para geliyor bu sırada. Modlama, modla alakalıdır herhalde tabii yani. Modlama alakalı demenin bir mantığı yok da. 4000 mi? Oha. Ama iyi olabilir. Evet. Başka tarlaları. Tarlalar mı peki şeyler mi? Endüstri mi? Normalde tarlalar deli gibi para kazandırıyordu. 7 mutluluk veriyor düşük sınıfa. 2 mutluluk yüksek sınıfa soylulara. Büyüme veriyor. Yiyecek kıtlığı şansını düşürüyor. Bu sırada oyunda hastalık ve kıtlık tarzında şeyler varmış. Olaylar, mekanikler, modla beraber gelen. 100 gelir sağlıyor. 350 gelir sağlıyor. Bir de mutsuzluk veriyor yani. Bu durumda sanki biraz daha tarla mantıklı gibi ama. Şu sınır bölgelerini biraz geliştirmek belki isteyebiliriz. Savaşa girmeden evvel. Çünkü er ya da geç o savaşa girilecek yani. Yaşayı da şey yapalım. Bir daha bakayım savaşta mıyım diye. Evet Rusya ile savaşta başlıyormuşuz. Onun dışında da savaştığımız başka bir devlet var mı? Korsanlar var tamam. Prusya'da şeyimiz, alayımız olarak geçiyor. Güzel. Bizi uyar. Şu yalnız dediğim gibi kötü üniteleri ortadan kaldıralım. Boşu boşuna para kaybetmek istemiyorum onlara. Bana kalsa bunları da kaldırırım da neyse. Damat Ali. Oğlum portreler ne kadar ilginç olmuş lan. Var mı başka sultan? Bağdat süvarisi Allah Allah. 22 charge'ı var. Doğal olaylar var evet. Tamam teknolojiyi geçtik. Bir turda Evolution of Slavery mi açılıyor? Ha. Köleliği açıyor. Köle ticareti. Teknoloji araştırmasını yavaşlatıyormuş. Maliyetleri bayağı bir düşürüyor. Yani yok ya. Köle ticaretine girmeyeceğim. Şu Süleymani vasiyetini yapalım. Şey galiba bu sırada. Aynen. Kanuni Sultan Süleyman'ın vasiyeti diye geçen bir araştırma var burada.
Altına da açıklamasını yapmış background olarak ama hem çok küçük hem de okumaya üşenirim açıkçası, o kadar ezi. Dayandırdıkları bir mantık var en nihayetinde. Bir dakika, yol ne kadar? 15 bin mi? 15 bin. Bu 1500'dü moruk. Ne yaptınız lan siz? Vardır illaki bir denge muhabbeti de. 15 bin. Arkadaşlar mod başlıkta yazıyor. Mod başlıkta yazıyor. Başlıkta eşek kadar yazıyor. bin iyiymiş. Peki. Yeni bakanlar ne alemde? Nasıl bir şapka, nedir bu? Treasury'ye artı bir veriyor. 2 management artı 2 de şey veriyor hepiniz. Eksi 2 management de orada var. Tam bir tek mutluluk veriyor diyebiliriz. Artı bir management de oradan veriyor. Navy. Justice'e bakıyorum, pardon. Treasury'de ne vardı bizim? Maliyetleri falan arttırıyormuş bu. İyi değil bu dayı. Dayıyı değiştirmemiz lazım. Zaten hali hazırda artı birimizi alacağız, eşit olacak. Tamam, dert yok. Monark'ı da geliştirebiliyor muyuz bilmiyorum ama Sultan'ı belki bir geliştirsek fena olmaz. Ne oldu? Aa, yeni çocuk doğmuş. Büyük kutlama yaparsak eksi 1500 diyor. Yalnız demin paramız yoktu ve gitmedi. İnsanların mutlu olması adına yapalım bakalım. Bak yine para gitmedi. Para yokken mi yapmak lazım acaba bunu ya? Para yokken çünkü çok güzel gidiyor yani. Prusya'ya savaş açmış. Avusturya Prusya savaşı çıkmış. İspanya Hollanda savaşı çıkmış. Mübarek, ne ara her şey oldu. Yine bir event var. Tamam. Doktrin seçmemiz gerekiyormuş. Ülkeyi bilimsel doktrin veya dini doktrinle geliştiriyoruz. Bilimsel doktrin lütfen. Meşrutiyet ilan edilsin. Hayır. Para yokken yol yap. Ya nasıl yapayım oğlum? 15 bin istiyor. Manyak mısın? Divanda o tipi görsem ben de ciddiye alamazdım. İlginç bir tip. Aha, Avusturya savaşa girdi. Allah, yanında da gelen gelene. Gelen gelene. Gerçi şeyleri çağırmadı yanındakileri galiba. Çünkü İngilizle falan savaşa girmedik ama. Başlayalım bakalım. 15 bin çok fazla oğlum. 1500'dü yani. Diğer binalarda da biraz artış var. Tarlalar 300'den 500 olmuş gibi. Şey, sanayi binaları 2000 falan olması lazım. 4000 küsüre çıkmış. O biraz fazla sanki. Yüksek. Birazcık yüksek gibi ama bakalım. Herhalde oyunda daha makro bir ekonomi düzeni var. Çünkü oyuna başladığımızdan beri de 10 bin geliyor zaten gelir olarak. Sırada dikey senkronizasyonu açamadım oyunda. Açmaya çalıştım. Crash yedi oyun. Dikey senkronizasyonu açmamış olmam yayını etkileyebilir bazı noktalarda. Umarım etkilemez. Bir oyun mu oynanıyor? Tamam, Süleyman'ın vasiyeti. Aynen ya, yani makro ekonomi 21 bin geldi bu tur. Makro ekonomi gerçekmiş. 34 tur derken moruk. Nizam-ı Cedid falan açılıyormuş ama ya 34 tur ne ya? Gerçi burada da var. Nizam-ı Cedid burada da açılıyor. Enteresan. Yeni bir liman varmış. Hemen ona da bir ayak çekelim. Ticaret limanı yap bu sırada. Güzel para getiriyor genel ticaret liman. Ticaret limanıyla şeyi aynı anda mı yapabiliyoruz? Ha yo, bu köle ticareti limanı. Aa. Tamam, balıkçıyı da yap. Evet, fiyatlar genel olarak artmış arkadaşlar. Birçok şeyin fiyatı bayağı yüksek şu an.
Biz genelde şu an için paraya biraz yatırım yapsak iyi olur. Avusturya ile savaşa girdik malumunuz. Oraya doğru da bir askerleri yollamaya başlayalım ama hangi asker abi? Hangi asker olduğumu da UI modu falan yapmaları lazım buna ya. Vallahi UI modu olmadan bunu oynamak aman ya Rabbi yani. İlla fixed artileri yapacaksam demi cannonlardan yapalım madem. Peki ilk seviye yol acaba ne kadar tutuyor? Başıbozuklar var. Azap okçu. 150'ye 50 vuruyor azap okçu. Bunda şey yazmıyor. Range damage yazmıyor ilginç bir şekilde. 120, 35, 25, 15. Ya bunu hem menzili fazla hem daha hızlı dolduruyor hem de daha isabetli vuruyor. Yapalım ya, okçu yapalım, ne bileyim. Yakın mesafesi iyi değil galiba diyeceğim. Ya çok az bir farkla evet, yakın mesafesi kötü. Ama yani atlıyla onu da hallederiz yani. Çok dert değil gibi sanki. Bilmiyorum, ünite basalım da. Harbi enteresan. Donanmaya dikkat edin. Ruslar yakmasın. Abi burada da mı var? Hafif havancılardan falan yapalım. Beylik Yeniçerisi. Ermeni okçular da 150'ye 55 vuruyor bu sırada. Ya bilmiyorum, sahada denemeden bu kadar çok basmayı çok mantıklı bulmuyorum. Stat olarak evet gayet iyi duruyor da yani düşüncem şunların hepsi aynı fiyat bu sırada. Beşliyaya Pikeman işte Archer okçu. Ama neden yani birinden bayağı boktan çünkü kıyaslayınca o kadar fark varken neden bu kadar şey bilmiyorum. Bu sırada üniversiteye de geçmek lazım. Bir önceliğimizi süngülerle yapalım. Attılar bizi kork... Ha. Yok. Yok ablacığım. Sen değil. Bu abladan nasıl kurtulacağız şimdi? Daha ne gelmiş be? O ablanın arkasında event var bu sırada. Ona bir şekilde tıklamam lazım. Bu sırada oha. Adalet Bakanı olarak ne kadar iyiymiş bu dayı böyle. Bu ne böyle? Bir eksi var, artı üçü var. Her şeyi artı veriyor şu an bu sırada. Yani şurada bir eksi bir düşük sınıf var da burada artı üç düşük sınıf var. O yüzden bayağı iyi. Ne oluyor lan, sen cebine para mı atmaya başladın? Aynen. Vay pezevenk. Oraya koyduk, cebine para atmaya başladın. Bu ablayı kapatmanın bir tek options'lardan mı yolu var? Dur bakalım. Nanmış bu sırada gayet. Ha, düzeldi. Sarayda entrika varmış. Düşmanımız da büyüyor, şeyler de büyüyor diyor. Eğer sal boş ver dersen artı 10 entrika şeyi artıyormuş başarı şansı. Ve kontrol puanı kaybediyoruz. Hala daha kontrol puanının ne olduğunu, nerede yazdığını bilmiyorum. Tekrardan bunu söyleyeyim. Uğraş dersek de 3000 hazineye giriyor ama hazine olmadığı için Administration 41 diyor. Acaba bu mu dediği? Ya da bu toplam yönettiğimiz şey, toplam 41 şehir yönetmiyoruzdur bence. Kontrol puanı dediği zımbırtı nerede yazıyor? Çok bilmiyorum. Bayağı sağlam para kazanıyoruz. Özellikle ticaretten 15.000 gelirimiz var şu anda. Totalde 21.000 gelirimiz var. Hala daha ticaret yapabileceğimiz insanlar varsa yapıştıralım bu sırada. Bayağı sağlam kazandığımız için. Mesela en azından kıyaslama şansımız olur. Bir adet ticaret şeyi ekledik şu an mesela. İki oldu. Başka yok değil mi? Başka yok. Mesela 15.000'de 17.000 oldu. Oha, 2.000 daha aldık iki kişiden. Kelle başı biner gibi düşünebiliriz. Enteresan. YouTube'a gelir. Yönetim ve divanın etkisi. Peki kontrol point nerede yazıyor o zaman? Acaba bir skor şeklinde bir şey mi var? Ya da eventlerde falan mı gösterecek bizi? Hani şunu seçemezsin çünkü kontrol puanın şu kadar falan gibi.
Bu bug düzeltilirse Kaan yanında demiş. Selam. Ya bu bug'ı düzeltirse önce gider eventi yaparsın canım, ne olacak? Şu an için eventi erkenden yapmanın bir mantığı yokmuş gibi. Ticaret gemisi olayı nasıl acaba? Aynıdır. Onun değiştiğini zannetmiyorum. Ruslar Kırım'a geliyor. Ne yapayım? Kırım'ı koruyacağımı falan mı düşünüyorsun? Mod. Evet, Osmanlıyız. Biraz tur geçişleri yavaşmış, evet. Şeyi kapatabiliriz belki. CPU hareketli, ama bu sefer de yani görmeden de olmaz ya. Kırım senin puppet'ın, ne yapayım? Fazla şehir yani eklemelerine gerek yok. Bence şey olayı güzel olmuş. Mesela Almanya'nın altında Hanover'le veya Rüttenberg'de falan da oynayabiliyorsunuz Bavaria ile. O detay güzel. Onlar nasıl bilmiyorum. Ama güzel olabilir oynaması muhtemelen. Şimdi burada demir fabrikası varmış. Kaç tur dedi? Bir dakika. 8, 12 tur. Ananın örekesi. Peki. Burada bir medresemiz var değil mi? Şu fabrikaları bir geliştirelim, ama bir yandan da Erivan'ı falan arttırsak fena olmaz. Bu medreseyi belki bir yıkıp yerine bir üniversite yapabiliriz Mezopotamya tarafına. Fena olmaz diye tahmin ediyorum. Buradaki residence'ları da bir geliştirelim. Bunlar da para kazandırıyor çünkü her biri. Hem de baskı maskı veriyorlar. İyi oluyor. Mutluluktur, şudur budur. Sen böyle devam et. Bunların hepsi iki turda üretiliyor değil mi? Bazı şeylerin sanki böyle total üretim hızı yavaşlatılmış gibi. Tur geçişleri belki yavaşlatılmıştır. Yani normalde bir turda üretilen şeyler iki turda üretiliyor gibi duruyor da. Tabii. Bir topçu da sana verelim ya. Vallahi merak ediyorum okçuların nasıl iş yapacağını. Yani bir sahada savaş göresim var. Sırf merakından çatlıyorum şu an ne oluyor ne bitiyor diye. Bu ne lan böyle? Oha. Sığdıramamışlar oraya. Ne veriyorsun? Gelir kaybı veriyorsun. Treasury de biraz düşüyorsun. Fair. Tamam, geç. Lan. Bu adam daha yeni eksi 3 yedi. Yani düşüktü. Enflasyon yüzünden de arttırıyor yalnız. Zengin, en zengin ülke olduğum için artı 5 verdi bu sırada bana. Ama enflasyonu artıyor bu adamın. 0,5'ti, 0,6 oldu yüzdelik. Odayı bir postalamamız lazım oradan. Yine başkasını eklemiş olalım. Acaba enflasyon ülkenin bir sorunu ve bakana mı yansıyor? Onu bilmemiz herhalde mümkün değildir şu durumda. Ha, belki tur şeylerini yapabilirler. Emin değilim. Bakalım. Donanmayı yok et. Para gidiyor. Hayır. Canister shot istiyor İngiliz benden. Bir de para verecekmişim. Emperyalizm mi verecekmiş? Aslında verilebilir. Mantıklı. Ver bakalım. Ne? Oğlum teklifi o sundu. Tamam dedik. Orada da bir bug var. Okey. Fizyokrasiyi vereyim diyor. Gelişmiş. Bak normalde evet kabul et tarzına bir şey olması lazım. Ben teklifi yolluyorum ilginç bir şekilde. Neyse, bu en azından kabul etti. Adam faizi sabitliyor işte, neden attın? Enflasyon yükseliyor. Peki, iyi olmayabilir o yüzden. Empirizmi vereyim, fizyokrasiyi ver diyor. Peki. Onunla da anlaştık. Empirizmin gelmesi iyi olur. Üniversite moduna bağlarız direkt. Fizyokrasi, empirizmi ver. Ben de geçiş izni vereyim diyor. Yürü git lan.
Ne yapayım senin götü boklu ülkende yürüme iznini ya. Common Land Enclosure veriyor. Fiziokrasi. Tamam. İyi lan. 3 tane teknoloji açtık şu anda. Tadından yenmez. Bu limanı vurabilir yalnız. Gemi basabiliyorsak bu limandan bir gemi basalım biz. Perslerin huyudur. Savaş açtı mı direkt limanı kilitliyor. Genelde ilk turda yapıyor ama modda herhalde biraz daha değişik durumu. Bir UI modu şart gibi ama moda ya. Modun kendisine bir UI modu. Çünkü bazı şeyler çok küçük gözüküyor. Yukarıdaki ülkeler de buna dahil. Yeni bir liman. Nerede? Heraklion. Şey yap. Şurada bir ticaret... Ha buradaydı pardon. Şimdi ticaret limanında ticaret gemileri yapılıyor. Flütler varmış. 28 Gun Frigate. Güzel. 16-12. Yapalım iki gemi ya. Oradaki ticaret limanını korumak istiyorum eğer saldırı yersem diye. Şey olmasın. Bizi sıkıntıya sokmasın orası. Vallahi şu an öyle bir oynuyorum ki yani elim zor basıyor bazı şeylere. Acaba diyorum bir yerden bir şey mi patlak verecek? Çok rahat gidiyor çünkü. Bu kadar rahat gitmemesi lazım bu oyunun. Hani hepiniz Empire oynamışsınızdır. En son Empire oynamayan insan mağaradan yükseliyor. Bu kadar kolay gitmez her şey ama hadi hayırlısı. Vardır bir dengesi canım. Dengesiz olmaz zaten. Biz yine de Venedik'ten falan gelebilecek bir saldırıya karşı şeyleri yapalım. Askerler yapalım etrafta. Dediğim gibi ben biraz şüphelenirim böyle durumlardan. O yüzden şey yapamıyorum şu anda. Çok böyle yatırıma veremiyorum kendimi. Magistrate. Mutluluk veriyor. Magistrate ne lan? Okul var. Okul 7500 istiyor bu sırada. 1887 şey istiyormuş. Fabrika istiyormuş. Yani iki okul birden yapsak Ankara'ya fena olmaz aslında. Konya'da biri, diğeri şeyde Kayseri'de. Magistrate de güzel gibi ama ya mutluluk veriyor. Gerçi mutluluk bayağı yüksek lan onu da anlamadım ya. Homoseksüel. Başımızı derde sokacaksın. Ama evet lütfen başa geç. Çünkü iki seviye yönetiliyoruz. Ne oldu? Din ve kültür. Din seviyemiz 3'müş. Din direncimiz 2'miş. Medrese ve kahvehanemiz bize bonus veriyormuş. Kültürün ilerleyişi %150 diyor. Geliştikçe ne veriyor bilmiyorum. Yozlaşma var. Büyük ülkelerde yozlaşma iç şeydir diyor. Çözmeye çalışırsam -1 stability yorum. Şey yapmazsam da sallamazsam da -2000 para gidiyor. Vallahi stability nerede bilmiyorum ama verdim gitti. Bir düzeltmeye çalışalım yani neyse problem. Neymiş bu? Monarşi monarklar monarşi şeyleri liderler diyelim tamam mı? Hızlı para kazanabilmek için hükümetteki pozisyonları satmak yönünde bazı kararlar almışlardır zamanında diyor. Bu karlı bir iş olsa da daha büyük harcamalara sebep olabilir. Şimdi bunu yapalım dersek artı 2000 cebe geliyor fakat gelir vergisi -%4 düşüyor. Yapmayız dersek de artı 40 kontrol puanı alıyormuşuz. Alalım yani. Yeni bir sürü şey mi çıktı lan burada? Bir sürü şehir çıkmış bu sırada hakikaten. Cayır cayır büyüme oluyor lan. Captain Kidd. William Kidd ünlü şey korsan sonunda yakalanmış. Korsanlıktan ve şeyden yargılanıyormuş cinayetten.
Bir komplo varmış. Bakanlarımdan biri beni öldürmeye yönelik şey yapıyormuş. Komplo hazırlığı için içerisindeymiş. Ha, bakanlık şeyine gir diyor. Ve orada soru işaretine tıkla diyor. Sanırım soru işareti... Aha, orada kafam var, görmüyorsunuz. Orası bir bozuk. Bu sırada gözükmüyor ama. Bende. Ne yapacağız onu? Orada bir grafik bug'ı var ve gözükmüyor soru işareti ama. Bir dakika, tekrar bir bakayım şunun şeyine, detayına. Open the penalty minister of justice. Pardon, Adalet Bakanı'na girmemiz lazımmış. Sonra soru işaretine tıklayacakmışız. Sonra da lider panelinden çıkabilirmişiz. Peki. Böyle mi tıklıyoruz? This panel shows you the information about a character. Komplo modunu açtık. Personality traits and attributes are all listed, along with details of any ancillary characters. Bunu açınca ne oluyor ki? Yok ablacığım, sen konuşmasan. Komplo modunu açtık da. This panel shows you the information about a character. His name. Bu da para vermek içinmiş. Bunları, bakanları mutlu etmek için para verebiliyormuşuz. Bu ne veriyor? Neler verdiğini yazmıyor da işte para verince artık ne oluyorsa. Bakanlığınkini açınca, ha bu da para veremiyoruz. Ha. Enteresan. YouTube'a gelecek, evet. Dart mod değil, hayır. Evet, güzel olmuş aslında modun detayları da. Yani birkaç tabii üzerinde şey olması lazım. Mod şu an ikinci sürümünde. 2.1 olması lazım yanlış değilsem sürüm. Geliştirirlerse oynatır kendini yani. Ufak tefek bug'ların olması çok doğal. Yeni yeni de ünlendi yanlış değilsem. 10 gün önce adamcağızın ismi neydi ya? Ünlü bir yayıncı var. Yabancı. Adamın ismini unuttum. 10 gün önce yayınlamış da ondan gördüm. Hadi ne kadar enteresan. İzledim. Ballandıra ballandıra da anlatmış. Güzel geldi. Şimdi bakınca biraz ufak tefek şeyleri var. Açıkları var da. Onlar dediğim gibi daha yeni bir mod olduğu için muhtemelen şey yapar. Toparlar yakında. Güzel para kazanıyoruz en azından. O kadar da şehir çıktı. Hepsini bir fabrikaya, otoboka çevirelim bakalım nereye varacak. Tommy değil, hayır. Tommy yapmadı ya. Zaten YouTube'a girseniz, yazsanız karşınıza çıkar direkt. Şurada bir maden gördüm. Evet, ona da bir ayar çekelim hemen. Hazırlanın, marş. Hazırlanın, marş. Upkeep cost 400 mü? Çüş. Fabrikada buraya yapalım. Hah, üniversite. Yani para olayı çok aşırı değilmiş gibi duruyor. Yani her ne kadar 20 binlerde falan para kazanıyorsak da ona göre de maliyetler artmış. Yolun 15 olmasının mantığı oymuş demek ki. En azından onu görebiliyoruz. Yani dümdüz bir maliyet artışı yok. Gelir de artmış, maliyet de artmış. Adam gerizekalıymış bu sırada. Peki. Yani. Adamı kim aldı peki? Bakanlık listesi. Bir bana bunu söyleyebilir mi acaba? Tamam. Baba hala hazırda şu iki orduyu birleştirip yürüsek mi Avusturya'nın üzerine? Ya da onlar mı gelse direkt? Bilemedim. Biz yine de şu orduyu kaleye yollayalım. Şu ordunun ne yapacağını merak ediyorum çünkü bir yandan. Onun dışında yapacak bir şeyimiz yok gibi. Bu abla da orada kilitledi mi orayı? Peki. Bunlara bakmak bayağı önemli gibi ya.
Eksi bir stability var. Bundan dolayı eksi iki mutsuzluk veriyor soylulara. Artı %2 dini mutsuzluk veriyor. Ticaret yollarının büyümesi eksi %10 yiyor. Gelir şey vergi geliri eksi %10 yiyor. Orta sınıf ve düşük sınıf eksi iki mutsuzluk yiyor. O biraz tehlikeli. Bu adam eksi 3 yemiş şeye. Enflasyon burada da çıkmış. Enflasyon o zaman bu dayıyla falan ilgili değil arkadaşlar. Enflasyon ülkenin bir problemi ve şeye yansıyor sanırım. Bunun trade'ine yansıyor. Ya benim bu adamı atmam falan bir şey değiştirmiyor çünkü %1 gözüküyor. %0.5'ten %1'e çıktı. Avusturya ile Osmanlı'nı tokatlarsın demiş. Nobility'den aldığımız vergiyi biraz kıssak fena olmaz sanki ya. Zaten genel olarak gelirimiz ticaret üzerinden geldiği için ticareti iyi tutmak daha önemli gibi. Bayağı bir şey satıyoruz. Fransa ile olan ticaret rotamızı vuruyorlarmış. Valla bakanlık kısmını biraz anlamak için herhalde zaman gerekecek. O ablanın arkasında da yine bir şey var. Nasıl kurtulacağız? Ha, Escape'e basınca gidiyor. Ya biz şu an entrika modunu açtık. Yani burada söylediğine göre entrika modunu açtık. Ve para vererek şey yapabiliyormuşuz. İlişki geliştirebiliyormuşuz bakanlarla. Bunun dışında yeni görev vermiş. Görev mantığı varmış. Din seviyesini 5'e yükseltirsem artı 200 kontrol puanıyla 8000 şey veriyormuş. Şu an bizim din seviyesi 3. Biraz daha medrese yapmamız lazım o zaman etrafa. Okey, tamam. Yavaş yavaş oturuyor bazı şeyler. Lale mi kullanalım? Sikke sikke mi? Vallahi enteresan şu an için. Bir de ölüyormuşuz, bir anda bitiyormuş falan. Bilmiyorum, çözeceğiz. Oynaya oynaya çözeceğiz. Terminator değildi ya çocuğun ismi. YouTube'a yazın abi, çıkar zaten. 10 gün önce şey yaptı. Hiç makul değil. Eğer hareketini kapatsan turlar daha hızlı geçse ve biz kimin nereden ne yaptığını bilmesek. Common Land Enclosure veriyor. Daha önce vermemiş miydi ya? Sanki vermişti ama. Topçular güçlü mü? Göreceğiz bakalım. Ne kadar dengelediğini bilmiyorum. Formasyonu dengelemiş. Çok farklı duruyordu. Bugün girdim savaşa şey olsun diye. Kreşiyor mu yemiyor mu diye. Mugallar olur. Abi bu çok garip bir bug olmuş. Adamlar sana teklif sunuyor. Ama seni reddediyor. Vergileri niye kıstın? Vergileri vermeyeni ülkeden atalım demiş. Büyümeyi arttırıyor. Daha iyi oluyor. Gelir anlamında büyümeyi arttır. Normalde hep iki seviye vergiyle oynuyorum. Berberiler terör estiriyor lan Akdeniz'de şu hale bak. Adamlara kimse hiçbir şey yapamadı. İki tane daha şehir mi çıktı? Bir tane çıktı. Aha, hastalık başladı. Çiçek hastalığı. Hala devam ediyor bu şey. Ticaret monopolleri çıkmaya başlamış. Uzun vadede hazineye faydası var, şeye faydası yok ticaretçilere. Uzun vadeye oynayacağım. Para geldiği sürece sanki biraz önemli olan oymuş gibi geliyor bana, o yüzden. Bir okul daha yapalım. Patırs yok.
Şarap şeyi yapalım. Soylu bir aile yardım istiyormuş benden. Peki ne istiyorlar? Para istiyorlar. Parayı verdim, param gitmedi ki yine. Eventler işe yaramıyor. Bu benden mi kaynaklı acaba? Şeyini falan mı yapamadım? 3 seviye din. Ama stability'yi oynayabiliriz. Stability kötü etkiliyor çünkü bizim durumumuzu hali hazırda. Şimdi stability'ler bir yana. Bakanlar çok inişli çıkışlı oğlum. Yani hakikaten çok enteresan. Peki şimdi bakanlardan birini atıyorum baştaki şu dayıyı şey yapsak. 5500 mi istiyor? Verdim mesela. Ne oldu şimdi bu? Ya bunun şeyle ne alakası var onu merak ediyorum. Ha bir dakika sol üstte yazıyormuş ilişki zaten. Bu adamla ilişkimiz artı 5. Bu adamla 1 ve şey gözüküyor. Amiral'le beraber Treasury şeyde gösteriyor. Hazine ve Amiral komplo teorisinde gösteriyor. Komplo da gösteriyor diye daha ziyade. Bunların ilişki seviyesiyle de alakası yok. Bunun ilişki seviyesi 4 olmasına rağmen komplo da gözüküyor. Yani ben bunu çıkartamam şu anda. Yerine koyabilecek adam yok çünkü. Ne kadar istiyor? 5518. Paramız gitmiyor yalnız fark ettiniz mi? Niye de bu da zaten işe yaramadı bu sırada. Bunların hepsi bug mı şey mi onu göreceğiz artık oynarken herhalde. Magistrate yapabiliriz. Yap bakayım Magistrate'ı da merak ettim o da kalsın. Medreseleri bir genişletelim. Buraya da fabrikaları yapmaya devam. Para kazanmaya devam. Teknoloji alemde neleri aldık daha ziyade biz? Common Land Enclosure'ı alamamışız. Empiricism geldi. Fizyokrasi geldi. Güzel ikisi de çok iyi teknoloji. Land Enclosure'ı veriyorlar ama alamıyoruz. Bu da burada ormanda pusuya yatırdı galiba o belli. Biz de aslında yatabiliriz burada bir yerde pusuya ya. Direkt dibimizde değilse ordu. Marş. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Hazırlanın. Marş. Deneyelim. Şarap. Büyük alakalı olabilir. Büyük ihtimalle. Yani bir sonraki turu yine bir bakacağım düzelecek mi diye ama. Bilmiyorum para gitmedi yani. Bir sonraki tur düzelse bile para gitmiyor. Daha modun ilk safhaları diye belki bu kadar şey vardır. Muhtemelen onları da çoğunu düzeltirler. Bayağı bir ekleme yapmışlar yani o helal olsun. Gemilere bakmadık bu sırada. Onu belki İngiltere ile falan oynarken daha rahat görürüz. Geçiyor. Teknolojiden de yine görürüz değil mi? Empresiz mi ver barış anlaşması yapalım diyor. Bana uyar bu sırada bu ya. Bana uyar. Direkt Avusturya'ya yüklenirim ben de. İşime gelir baya. Gerçi bir dakika lan adamın teklifini kabul ettik de bunda diplomasi bozuktu. Bir bakayım harbiden oldu mu diye. hayır. Askeri ittifak istemiyorum. Tamam, barış yapmışız. İki tane yeni
Şeyimiz var, şehrimiz var. Lider panelinden mi görüyoruz onu da? Bir dakika, lider paneline gir diyor. Demin için şeyi anlatıyordu da, stability'yi anlatıyordu. Lider paneline girip görüyorsun dedi. Seksen ne ama ya? Stability'yi bir arttırabiliyorsun ama 80 veriyorsun. Ama o 80 ne bilmiyorum. Yani. Ver baba. Stability 1 oldu. Mutluluklar arttı. Vergi arttı falan. Her şey arttı. Ama hani yani şeyi açtık tekrardan. Bu dayı bak ta nerelerden düşmeye başladı. İki olmuş ilişkimiz. Lider iyi diye yükseliyor. Sen ne yapabiliyorsun? Bir management iki şey var. Reformcusun. Pious'ın. Seni belki Navy'nin başına alabiliriz. Şeyden kurtulmak için. Bu bana karşı yapılan komplodan biraz kurtulmak için belki böyle bir yola başvurabilirim şimdilik. Ne kadar etkileyecek bilmiyorum. Kontrol puanı nerede yazıyor falan onu bilmiyorum da. Bir yerde geçer herhalde. Şey devam ediyor çünkü tam gaz şu an. Şu pamuk tarlalarını geliştirelim. Dışarıya pamuk tarlası satıyoruz malumunuz. Pamuk tarlası satıyoruz. Pamuk satıyoruz. Tarlası bizde kalıyor. Yeni gelen orduyu da hemen yollayalım şeye. Yukarıya. Avusturya üzerinden biraz. Nasıl bir ordu var orada? Normal gözüküyor lan birlikleri. Ha, Line Infantry'nin tipi falan değişmiş. Ama genel olarak sanki hepsi normal. Biz mi bu kadar ünite aldık? 3 tane topçusu var. 4 tane mızraklı var. 4 tane tüfekli. 5 de ona. Bir tanesi light. Bir tane de şey var. Atlısı var. Aslında mortarlarla içeriği bombalaya bombalaya bayağı bir sıkıntıya sokabiliriz adamı. Onun dışında ben de çok güvenmiyorum orduya da. Bir deneyelim ya. Ne olabilir ki en kötü? Bir de sevleyelim onu da deneriz. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Rex Siege Demand Surrender. Assault. Bakalım. Savaşlarda bir görmüş olalım nasılmış. Adamlar bayağı bir şeyle değişiklikle girmişler moda. Enteresan yani görsel olarak bayağı bir değişiklik var da sanki mekanik değişikliğini biraz ikinci şeyde tutmuşlar görsele kıyasla. Demek ki. Dinin savunucusu olmuştuk. Müslüman biri savaşa gidince bizi de etkiliyor mu? Göreceğiz yani onu. Aman ya Rabbi. Bu ne oğlum? Kale nerede lan? Kale değilmiş, şehirmiş her şeyden önce. Bu nasıl bir yağmur? Ne efekti ya da yani? Burada bir şey görebilecek miyiz biz? Formasyon görünümü böyle olmuş bu sırada. Onu bir şey yapmış olayım. Yeni formasyon şeyi bu. Bilmiyorum etkiliyormuş en azından çatışmayı. Alt tuşu çalışıyor mu diye bir merak ettim ama yok. O kadar şanslı değiliz. Biz bir şey görebilecek miyiz abi bu şeyde ya? Ops. Fixed cannon olduğu için saldıramıyor. Siz menzilde misiniz? Değilsiniz. Eşek gibi menzili var o zaman oğlum adamın.
Bize yaramıyor ki şu an. Geri çekil verelim yani. Patlamazsa ordu inşallah. Sıkıntı olmaz herhalde. Topçu desteği olmadan dalamayız. Ben kale zannettim bu sırada. Yani yanlış gördüm herhalde dışarıdan. Ya da dikkat etmedim çok. Yalnız görsel bug mı? Normal mi bilmiyorum. Normalde bu kadar olmaması lazım sanki. Ben böyle normalde bu kadar yağmur efektinin etkilediğini zannetmiyorum. Gerçi şeyde de vardı ya. Thrones of Britannia'da da dün vardı. Ola da bilir yani. Bilmiyorum. Kimse kimseyi görmüyor. Orası kesin ama. Crushing defeat. Bir de ordu gidiyormuş. Neyse iki kişi kaybettik. O da top atışıydı. Doğru. Tamam. Yani daha iyi bir pozisyonda saldırırız. Bakacağım. Evet. Kale değilmiş. Şehirmiş. Okey. Onu ben yanlış görmüşüm. Burada İslam ne alemde? %39. Buralarda yapacak bir şey yok. Çünkü saldırı hala gelmiyor oradan. Dert yok. Tamam. Yok. Şey sayısı fazla. Birlik sayısı fazla. Buna okey mi bu sırada ben? Ama kendi teklif ettikleri şeyi kendileri kabul etmiyor ya. Barış anlaşması istiyor. Leopold. Hayır Leopold. Barış yok. Suratını sıçacağım ama yani düzgün bir görsel içerisinde bunu yaparsak bayağı iyi olur. Şey de yapabiliriz ya. Kuşatıp öyle bekleyebiliriz. Onlar bizim üstümüze gelmek zorunda kalır. En azından topçu menzilinden dayak yemeyiz. Adamın topçu menzili bizden daha yüksek çünkü. Fixed cannon geleceği için biraz da yaslanırız. Demin cannonlar hareket etmiyordu çünkü yanlış değilsem. Evet lütfen verin şu tekno. Adamlar kendi teklif ediyor teknoloji ve vermiyorlar ya. Çok troll bir şey. Ver ulan. Bu da vermiyor. Sizce oyun modsuz çok mu kötü? Yani eksik. Çok da böyle şey değil. Napolyon daha rahat oynanıyor. Yok ya bak. Bizim kral niye teklif etsin oğlum? Manyaksın. Tur sayı şeyi onlarda zaten. Napolyon'daki topçular mı kötüydü? Nesi kötü ya? Görevi başardık. Stability'yi arttırdık. 5000 verdi bize. Din 3. Peki. Din artmıyor yalnız. Sabotajcı başarılı olmuş Sırbistan'da. Hem -6 vermiş bütün sınıflara, bir de şey var, ayaklanma var diyor da ben Sırbistan'da bir ayaklanma görmüyorum. Nerede ayaklanma var? Milleti ayaklandırdı gibisinden herhalde şey. Hani öyle olabilir belki. Başka. Etrafa başka neler yapabiliyoruz? Özellikle fabrikaları tam gaz devam ettirmek istiyorum. Okul olabilir. Buraya sanki bir yere ben okul yaptıydım. Yapmamışız. Tamam geç okul yap. Bir fabrika daha ver. Bu ticaret şeyine bir iki gemi daha atalım. Herhangi bir şey olsun istemiyorum onların başına. Yani aşırı zorda da oynanabilir gibi. Bilmiyorum. Belki zorluk derecesinden ötürü bu kadar pasif davranıyorlar ama. Marş. Çadır kuru. Ben böyle bağırsam sokakta beni içeri alırlar yalnız onu söyleyeyim size de. Çadır kuruyorum diye bir bağırsam ne olacakları tahmin dahi edemiyorum. Ama şu orduyu da ekleriz o zaman, öyle kuşatmaya gireriz.
Bakanlıklar ne alemde? Treasury gitgide düşüyor. Cebe mi atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Anasını satayım. Bu dayı iyiymiş bu sırada bayağı. Bu dayıyı bence Treasury'ye geçirelim artık. En azından şeyden de kurtulmuş oluruz. Enflasyon 1.6. Acaba ekonomi bakanlığını değiştirdiğimiz için mi artıyor? %1.6 oldu çünkü. Her ekonomi bakanını değiştirdim. Abi beni niye bu kadar zor atıyor bu mod ya? 12. ayın kutlu olsun Kaan. Ama sanırım öyle her ekonomi bakanını değiştirdiğimizde enflasyon yükseliyor gibi bir durum var. Evet. Reelle alakası yok. Oyundan söz ediyorum. Ya hiçbir şey demiyorum. Hayır. Çadır kur. Sen camı açıp bağırıyorsun. Çadır kuruyorum diye. Ne? Bir şey diyeceğim. Bak ekranda görmüyorsunuz. Şu bayrağı görüyor musunuz? Ta buradan buraya destek verebiliyorum şu anda. Nasıl oluyor oğlum bu? Manyak mısınız? Böyle bir destek menzili yok ki. Allah Allah. Eyvallah, hoş geldin Bordecim, iyi seyirler. Harbi şaşırtıcı yani. Öf, Amerikan iç savaşı diyor bak. Şey, Amerikan iç savaşı diyor, Amerikan özgürlük savaşı diyor. Bak. Daha Netflix'e yeni yeni cayır cayır sıcacık şeyi eklemişlerken grafiklerde bir bokluk var bu sırada. Deminki de öyleymiş demek ki. Grafiksel bir bozulmaymış. Seni oha. Nasılsa havancı değil mi abi? Şey, hani Netflix'e Patriot gelmiş. Amerikan Özgürlük Savaşı. Bunu nasıl hallederiz bilmiyorum arkadaşlar, bu grafik şeyini. Bir iki şeyi kurcalarım. Ama kötü gözüküyor. Gece Savaşı bunda var mı bilmiyorum da. Destek buradan geliyor yani. Adamın kucağına destek mi yolladık? Koşun lan. Koş. Daha aktif koşuyorlar bu sırada. Biliyorsunuz daha önceki modsuz halinde en azından böyle formasyonun bir şeye girmesi, koşmak için vahiy beklemeleri falan tarzında şeyler var. Burada en azından o hal olmuş gibi. Birazcık atış yiyeceğiz ama önden geçtiğimiz için. İyi hareket ediyorlar. Düşman. Patriot izlenir ya. Tatlı filmdir. Kan başlıkta yazıyor yavrum. Aynen. Öyle bir şey var. O Shogun'da da var ya. O formasyon iğrenç bir şey. Tıklıyorsun 10 saat böyle, gidelim mi gitmeyelim mi abi, gidiyoruz bak gideriz bilmem ne. Onu en azından düzeltmesi güzel bir şey. Formasyonu da değiştirmiş bayağı bir. Düz formasyonda bir anormal duruyor birlik. Normale göre. Yani şöyle bakın, iç içeler bayağı. Bunun sebebi böyle kalabalık ve iç içe olmasının sebebi sanırım şeyden dolayı bu sırada. Yakın dövüşte bug'lıymış dövüşleri, ona ayar çekmiş yani adam. Lenk geliyor bu sırada. Nereden geçebiliyor ki abi bu herif? Buradan geçemiyor, orası kesin de. Görmem artık.
Emrinizi bekliyorum. Empire'da topçu hiç vuramıyor. Allah taş yapar. Ne demek vuramıyor? Yıllarca o kadar mortarı boşuna mı oynadık kardeşim biz online battle'larda? O zamanlar vuruyordu kardeşim. Reformasyon aldırabilirsem. Napolyon burada da vuruyor ya. Burada da fena değil. Daha isabet ettiremedi havancılar. Ya isabet ettirin, Özgün'e rezil oluyoruz. Akıllık kıyafette bir değişim var mı? O kadar hatırlamıyorum açıkçası oyunu. O yüzden bir şey demem zor. O nasıl bir isabet lan öyle? Ama vurdu. Organ Gun güzel, evet. Ne Organ Gun zaten üretiyorum şu an. Şu ikinci ordunun Organ Gun'ı var da. Ha bu efektler de değişmiş. Ha onu diyecektim. Ses efektleri, görsel efektler falan değişmiş. Onda da bilginiz olsun. Yalnız nereye sıkıyorlar ben bilmiyorum. Yani bu atlıya sıkmadıklarına neredeyse eminim çünkü. Ya da isabet oranı bayağı bir değişmiş. Niye ölmüyor oğlum bu adamlar? Sıktığımıza eminiz değil mi? Neyse el bombası atalım abi. Galiba isabet oranı hani diyordum ya 55 falan iyi ya falan diye. Galiba mod için iyi değil. Emin olmayarak söylüyorum ama sanırım mod için iyi değil yani. Normalde şuna sağ tıkladığımda hepsi bir pozisyon falan değiştirmesi lazımdı ama. Üntelerde bir sıkıntı var ya. Normal değil bu arkadaşlar. Hiç sıkmıyor çünkü yani. Adam sonradan eklediği için mi üniteyi acaba bu kadar şey bilmiyorum. Bunlar öldürüyor gibi ama. Bunlar da az öldürüyor. Normal öldürmüyor yani şu an. Hadi öyle de olsun diyelim. Ne diyeyim dur. Sallayın el bombasını bakayım. O atlılar bizim şeyleri biçti adamları. Bayağı bir kiraladılar ama. Bayağı az vuruyor oğlum. Ya da savaşlar uzasın diye mi böyle yaptılar? Ne yaptılar anlamadım ki. Adam ölmüyor yani. Ha şu duman efektleri falan, silah efektleri, sesleri güzel ama bir yerde bir tutarsızlık var. Bu taraftan gelen yok gibi, gelin siz de böyle. Ha meleğde bu sırada bağırış çağırış varmış, yeni ses efekti eklemiş meleğe, onu bir yaptırayım size. En azından öyle bir şeyimiz olsun, testimiz olsun. Bir yandan sancak taşıyor olmaları çok tatlıymış bu sırada. Drop yok hayır.
Ya meleği hala sıkıntılı gibi sanki ama. Ben bunun sesini açarım. Çünkü ölürken aman Allah'ım diye ses çıktı abi. Ben bunu açarım. Ben bunu dinlerim. Çok garip çünkü. 32 kişiden dayak yediler. Oha meleği de nasıl bir dayak yiyor oğlum bu birlik? Ne kadar anlamsız bir dayak yiyor. Bir anlamsızlık var ama çözemiyorum. Aslanlıcım. Bence yeni ünite mantığıyla alakalı olabilir ya. Çünkü bak şeyler iyi vuruyor. Beşliler iyi vuruyor. Beşlilerde hiçbir sıkıntı yok. Ama bunlar yeni ünite ya. Bunlar ilginç bir şekilde vuramıyor. Bunlar da el bombası atınca iş yapıyor ama. Mod kötü demiş. Mod kötü değil be güzel evladım. Mod niye kötü olsun? Uzatmış herhalde savaşları ya. Bilmiyorum. Savaşlar daha uzun sürsün, daha şey olsun, keyifli olsun diye belki. Şu üniteler bir ayrı. Bu üniteler diyecek çok bir şey yok da. Bir daha atabiliyorsanız bir daha atın el bombası abi. Sabaha kadar el bombası. Mermiler bitiyor ya, azalıyor. Bitmek üzere mermi. Nasıl bitmiyor lan? Ama meleği de bu kadar kötü bir birlik değil bu birlik. Ben ona şaşıyorum. Ya şu statlar çok güçlü meleği bir birlik için. Biraz şaşırtıcı o açıdan, bilmiyorum nedenini. Bilmiyorum, nispeten hızlı sayılabilir bence. Bombacılar. Mermisi bitmiş bile bu şeylerin. Yok zaten stat olarak iyi. Aktif durumda iyi değil. Öyle bir sıkıntı var zaten. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yeni ünitelerin scriptlerinde mi bir haltlık var? Yani yeni ünite sadece görsel olarak varmış gibi duruyor. Anlatabiliyor muyum? İyi seyirler yavrum, hoş geldin. Yani sıkıyor sıkıyor öldüremiyor işte, ne bileyim. Bu tarz sıkıntıları var şu an. Yeni ünitenin sanki statları oyunun içinde aktif değilmiş gibi. Ortalar da vurabilir diye tahmin ediyorum. Milis kuvvetler. Bak bunlar daha çok vuruyor mesela. 120 menzil, 35 isabet var. Bunların 47 isabeti var. Bunlar daha kötü vuruyor. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Mod config'ine bakayım da anlamam ki ben. Programlamadan anlamam. Dart modda da yok muydu bu üniteler bilmiyorum. Dart modda oynamadım ben. Burada sanki şu an ünitelerin şeyi yokmuş gibi. Statları var ama etkili değilmiş gibi.
20 dakika şey savaş süresi. Ha bitti mi? İyi bitsin ya, böyle kovalamaktan iyidir. Evet, modun adını biliyorum. Koleksiyon gibi olsa bile vardır bir şeyi herhalde. Bug'ı. Pek de kahramanca gibi değiliz. Niye, daha ne istiyorsun? Dağın tepesinde savunduk. Modun adı mı soruluyor? Abi başlıkta yazıyor, gözünüzü seveyim. Yani yayına başladığından beri aynı soruyu alıyorum. Modun adı ne? Modun adı ne? Modun adı ne? Başlıkta yazıyor ya kocaman. Daha ne kadar yazabilirim yani? Üstüme tişört giyeceğim. Empire Total War 2 mod diye. Selamlar, iyi seyirler. İttifak mittifak istemiyorum. Mughal. Belki ben de dosyaları yanlış atmış oluyorum. Bilmiyorum, script dosyasını falan her şeyini attığıma eminim ama. Bir şeyleri eksik attıysak belki ondan mı çalışmıyor acaba? Güncellemesini falan da yaptım gerçi ama. Bakalım ya, belki yeni diyedir. Güncellenir mod. O sırada daha iyi şeyler gelir. Benim tek şikayetim şu. ModDB çok leş bir site abi. Yani dizaynı falan her şeyi tamam, iyi güzel ama ModDB'den bir şey indirmek bir ölüm. 4 GB'lık mod dosyasını 4 saatte indirdim. Yani o kadar korkunç bir hızla indirebiliyorsunuz siteden. O da çok rahatsız edici bence. Asıl çözeceklerse bunu çözsünler. Ben mutluyum hayatımdan. Tamam, din 3. Yozlaşma. Ay, yozlaşmanıza tüküreyim. Tam stabiliteyi arttırıyoruz. Dayı bir general yapalım ya. Lan. Bir an Yavuz Sultan Selim portresine benzettim uzaktan var ya. Yanlış şey yapmışım, görmüşüm. Yan gördüm herhalde. Tamam, pamuk tarlalarını geliştirelim. Fabrikayı da döşeyelim. Yani daha para sıçmazsak ne zaman para sıçacağız zaten. Müzikler hoş duruyor ya. En azından onun... Oh, Magistrate'ın üstünden military bilet. Ne olduğunu bilmiyorum. Kışla gibi gözüküyormuş. Asker üretme kapasitesi sayısını arttırıyor. Prestij veriyor, mutluluk veriyor. Diğeri askeri hastane, o da mutluluk veriyor. Daha çok ünite üretebilmeni sağlıyor. Ve depo var. Bu da Napolyon'da vardı hatırlarsınız. Bu da mutluluk veriyor ama deli dehşet bir gelir de veriyormuş. Depoyu sevdim. Deponu sağladı, geliri sevdim. Hoş duruyor bayağı. Ona bir ayar çekeriz. Şimdi yani ben sanki diğer askerleri yapmakta pek mantık görememeye başladım ama mod askerleri sanki tam çalışmıyormuş gibi. Neyse, deneyelim yine. İran girdiğinde para sıçamayacağız. Niye? Buraya bir kuşatalım artık. Yerleşim yeri kuşatıldı. Ya şu beylik yeniçeriler sınıfta kaldı gözümde. Deli dehşet ürettik bu herifleri ve gözümde bayağı sınıfta kaldılar. Yerine ne koyacağız bilmiyorum. Çünkü hiçbir şeye güvenemiyorum şu anda. Acaba diğerlerine... Neyse, hepsinden basalım da en kötü bir test ederiz işte, hangisi adam gibi vuruyor, hangisi ne yapıyor falan diye. Belki erken safhada böyledir, bilmiyorum. Aleykümselam. Mod oyunu çok yavaşlatmış mı? Bence yok. Aleykümselam. Balkanlara SS'in getirsek papazları keseriz demiş. 54 kiloya mı çıktın? Enis kaç kiloydu hatırlamıyorum ki. 3 tane dömi var. Guerrilla Mercenaries. Invalid Garrison Regiment peki. Pike, bunlar falan var.
Teoride yemeliyiz herifleri. Teoride. İran bir de İspanyol. İran yavrum ticaret limanını vurduğu için yapıyor. Ticaret limanında da gemi basıyoruz zaten. Yani İran savaşa girer diye yapıyoruz bunu. Evet, birimlerin isabeti kötü, onu fark ettim. En sevdiğim Sote Tepe. Şimdi şu okçuları çok merak ediyorum. Okçular aynı ney? Beşlilerle aynı gözüküyorlar. Tamam, bütün piyadeyi bir araya koy o zaman. Grenadier diye ayrılıyor ya, büyük ihtimalle o yüzden şeyler. Gerçi bir dakika. Bunları daha toplu formasyona getir. Beşlilerle onlar niye şeydeyse. Melee için okçular bayağı kötü. O yüzden onları ayıracağım. Daha kalın bir, daha uzun bir formasyona geçeceğiz. Burada bu sırada yeni hand mortarlarımız var. Bunları test edeceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum. Ellerindeki silahlarla el bombası atacaklar. Bakalım ne kadar etkili olacak. Onun dışında komutanı şöyle biraz geriye koyalım. Organ Gun'ı unutmuşuz. Organ Gun'ı da koy. Atlı, atlıları da şöyle koyalım bakalım. Hadi hayırlısı. Okçular bayağı iyi bu arada demiş. Eğer öyleyse okçu basarız. Zaten okçunun fiyatı da ucuz. Stat olarak iyi. Yani 150 menzili var. 50 de isabet oranı var. Tüfeklinin 120 menzili var. 45 isabet oranı var. Bu kafada hani okçu daha iyi duruyor ama modda her şeyde şey değil. %100 iyi değil. O yüzden bir şey diyemiyorum. Evet, davul var. Daha zaten kalabalık formasyonlar. Eskisi gibi değil. 3 sıradan ibaretti eskiden. Şimdi daha kalabalık formasyon yapmışlar. Bir sancak tutan var. Bir davulcu var falan. Bir komutanı var. Subayı. Doğrudur. Senin menzilini mi kıstılar ya? Bu kadar kısa menzilli miydin sen? 5. Menzilini kısmışlar galiba Organ Gun'ın. Normalde daha uzun menzilliydi diye hatırlıyorum. Herif geleceğe savaş bitecek zaten. Bu ne yavaşlık ya? Gelmezse savaş bitecek zaten. 20 dakika limiti var herif. Geliyor da çok yavaş geliyor. Topçular hareket mi edebiliyormuş? Field artileri olmasına rağmen. Bilmiyorum. Vanillasında Ermeni okçular mı vardı? Kürt okçular mı vardı? Onlar iyiydi bayağı da. Burada nasıl bilmiyorum. Sanki havanlar falan da tutturamıyor yani. O da garip. Biz de atış yemiyoruz. Geliyor top atışı da yani isabet yok. Bakalım göreceğiz şimdi. Ya mortarlar zaten Allah'a mermi atıyorlardı böyle de. Hiç tutturaması anlarız yani. Mortarlar sıkmıyor mu ya? Sıkıyorlar.
Sıkacaklar. Yani bir ara. Onlar sıkasıya ben yeniden formasyon aldırayım orduya iyisi mi? Top atışın sesini de değiştirmiş. Sıktı mı da isabet etmedi, yoksa sıkmadı mı da bekliyoruz. Lan. Çok hızlı koşuyor bu sırada birlikler. Fazla hızlandırmış sanki birlikleri. Hah, geliyor. Ayrana bir tutturursanız fena olmaz. Biraz meh gibi sanki. Top atışının sadece görseli var beyler. Gerisi yok. Organ teröristleri de hiçbir şey ölmedi oğlum. Gerçi. Yaralı asker biliyor galiba. Öyle. Ve tutmuyor yani. Neyse, ben merak ettim dediğim gibi. Piyadeler ne yapacak? Onu bir görelim de anlarız. Aa, sizleri unutmuşuz. Koş 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 koş. Yani normalde şurada kıyım olması lazım ama gerçekten öldüremiyorlar. Bu kadar tüfeklerin önünden atlayı geçirsen ölmesi gerekiyor. Normal şartlarda. Hadi şöyle sık ya, yanlamasına sık. ...150 kişi kaçtınız ya. Oof, nasıl bir flank bonusu o? Nereye götürüyorsun bizi dayı? 150 kişiyle de kaçmazsınız ya. Bizim adamları da charge'ladık bu sırada. Friendly charge attık ama. Ya okçular da çok farklı gelmiyor ama bilmiyorum. Bunlar fena değilmiş ama el bombasını şey olarak atıyor, mortar gibi atıyor. Zincirleme çöküyor o taraf. Canister sıkmıyorlar mı? Ben mi denk gelemedim? Ya der, yakın dövüş görmedi bile. Direkt pes ettiler. Ondan dolayı. Bunlarda yalnız pikeman'lar var. Pikeman'lara charge yapmamız çok mantıklı olmuyor. Topçuların sıkması lazım artık. İnşallah. Buglandı galiba onlar. Canister bu sırada sıkmıyor. Herkes kendi başının çaresine baksın diye bağırıyor.
Yoksa salvo yapsa ne kadar vuracak? Beş kişi falan vuruldu. Beş kişi vurdu bu sırada salvoda. Yani görmüyorum, fiyat performansa zaten bir anormallik vardı. Harç hasar mı? Vurduk ama görselde pek de bir şey olmadı. Onu ayarlayamamış olabilirler tabi. Modun birlikleri dengeli değil gibi, evet. Ve şu çok garip değil mi? Bak demin de benim başıma geldiği için diyorum. Dokunduğumuz gibi kaçıyorlar abi. Atlılar bir anormal kaçırıyor milleti. Ben anlayamadım bu mevzuyu. Atlılar niye böyle bir garip? Şeyler de çalışmıyor. Topçuların canister mermileri. Bak ateş ediyor, hiçbir şey olmuyor, görüyor musun? Ne mermi çıkıyor ne bir şey oluyor. Topçuların canisterı da bozulmuş. Eyvallah Dark Devil, teşekkür ediyorum. 4. ay kutlu olsun. Ya da dengelemeye çalışmış da bir şey mi yapmış bilmiyorum. Atlılar ama bayağı güçlü duruyor. Sadece atlı bassan hakikaten fena stone. Bakalım ormanın üzerinden bir deneriz. El bombası at ya, daha iyi anasını satayım. Bu adamlar kimi vuruyor bilmiyorum. Topçuları vuruyorsa yani vah haline. Canister atıyor işte. Canister ayarlı şu an. İyi, güzel vurdu. El bombası bir iyi vuruyor. Bir de atlılar iyi vuruyor. Onun dışında gerçekten bayağı caciki. Yok canister işte. Canister sıkıyorsa ama bir şeye yaramıyor. GG. Victory mi? Lan süreden kazandık. Aga be. Süreden kazandık saydı. Ama şu an evet oyun pek oynanabilecek seviyede değilmiş. Buradan neyi anlıyoruz gencolar? Birileri eğer ki mod çekip
Mod geldi. Mod şöyle. Mod böyle diyorsa önce kendimiz test ediyoruz ve inanmıyoruz.